Hırvat Spiker Fenerbahçe ile anlaştı gidiyor. Fenerbahçe'ye giderken taraftarla böyle vedalaştı diye anlattı o dakikaları. Zaten Türk basınında da benzer cümleler kuruldu. Ama e, frene basacağız diyor Ali Koç, o zaman kaleci transferinde de mi bir bekleme? Frene basacağız olursa? dedi ama duracağız dememiş ki. E, o, o sırada, bir başka bir kulübe giderse. Yani daha yavaş hareket edeceğiz demiş, duracağız dememiş ama frene basınca duruyoruz. Yani frene basınca durmak zorunda değilse <laughs> yavaşlayacağız değil mi? Y yavaşlamak için de kuruluyor fre frene basayım Doğru söylüyorsun. Yani ama Livakovic bu... işte o zaman hani şunu söylüyorum şaka bir yana başka bir kulüp olursa Yo olabilir yani. Ali baş... Koç'un geldi mi açıklamaları? Hemen tamam. bir virgül koyalım. Ee, Ali Koç'un açıklamaları gelmiş kendi ağzından dinleyelim. İzmir'de dernek açılışında konuştu Sayın Ali Koç Fenerbahçe Başkanı ve e, aslında hani isim isim değil de şöyle bir transfer penceresinin bir şekilde görebileceğimiz şeyler anlattı. İşte frene basma olayı vesaire Biz şimdi bunu detaylandırırken Libakovic'i konuşuyorduk. Yarıda kalmıştı. Yani, Libakovic'den devam edelim. frene de alması lazım mı Fenerbahçe'nin Libakovic'i? Işte Bu konuda söyleyeceklerim tarihçi. kendi fikrim ve tepki çekiyor Fenerbahçe taraftarından. Bir daha ben söyle. Altay <laughs> meselesinde çok çabuk bir vazgeçiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı. aynı yaşta yerli kalecilere bakacak olursak hani Türkiye'de iyi anılan yerli kalecilere bakacak olursak benzer hataları yapıyorlardı. Altay daha önce de iyi oynadı ve kaldı ki illa süper bir kaleciyle şampiyon olacağınız diye bir durum söz konusu değil. Geçmiş şampiyonluklara bakarsak evet, çok eleştirilen bazı isimler geliyor da neyse vermeyeyim. Şimdi. Evet ben de rencide etmemek için isim <laughs> vermiyorum. O yüzden bu durum bu benim fikrim. Ama hani böyle bir takım kuruyorsanız bir yabancı kaleci isteği varsa ki anladığım kadarıyla Fenerbahçe yönetimi de yabancı kaleci tercihinde bulunuyor. Bunun temel sebeplerinden birisi de geçen sezon 6 ayın ameliyat kararı alması. Yani sezon ortasında ameliyat kararı aldığı için biraz sanırım oradaki tercihi yadırganmış. Hani şampiyonluk yarışında devam ederken bu benim duyduğum. Olabilir. Kaptanlığı da. Evet, kaptanlık da Cekoya biliyorsunuz Zeko'ya verildi. O yüzden bu tür e, kulüp oyuncu arasında bazen kopmalar oluyor. Performansa dayalı kopmalar da olabilir. Bazen tercihler üzerinden kopmalar da olabilir. Yani Altay ile çok bir, bir numara olarak devam edilmeyecek bu kesin. Sonrasında Livakovic olur ya da başka bir kaleci olur. Onu e, çok kestirmek mümkün değil ama anlaşıldı ve evet oyuncuyla anlaşıldı Hırvat Spiker'in söylediği gibi ama Dinamo Zagreb'le anlaşıldı mı? O ayrı bir konu. Ben frene basma meselesinde biraz şöyle görüyorum. Şimdi Fenerbahçe iyi meblalar verdi. Ya bence verilen meblalar oyuncuların karşılığı olan meblalar. E, Tadiç için, Ceko için, işte Şimanski için bunlar iyi e, meblalar. Gerek bonservis gerek maaş olarak. Bir de satışları görmek istiyorlar. Çünkü elde de yabancı sayısı da fazla. E, çıkartılacak oyuncu sayısı da artık fazlalaşmaya başladı. Gustavo Enike, işte Rossi, Joao Pedro, Joshua King. Yani birçok oyuncu Serdar Dursun. Birçok oyuncu ile ilgili Nazım Sangayra. Bak her cümlede bir tane daha oyuncu geliyor. <laughs> Her seferinde. Şu an kadrosu biraz Oziyek dönemiydi sanırım Fenerbahçe'nin. 50 oyuncu vardı. 3 tane farklı poster yapılmıştı o dönemde <laughs> şey takım çekiminde. Bir tane postere sığmıyordu çünkü fotoğraf. Oğuz Hoca anlatıyordu. Ee, o döneme biraz benziyor. Bazı oyuncularla yollar ayrılması lazım. İşte frene basarken sanırım o belki kadrodaki fazlalık olarak görülen oyuncular gönderilecek. Oradan edilen gelirlerle farklı hamleler yapılacak. Ee, sonuna kadar bütün e, harcama alanını kullanacak Fenerbahçe bu kesin. Sayın başkan da söyledi. E, son kuruşa kadar harcama limitini değerlendirecek Fenerbahçe. Bu Livakovic olur, Zaha olur. Bugün e, Nikola Pepe'den bahsediliyor. Dün Jonathan Bamba'dan bahsediliyordu. Başka bir gün başka bir isim çıkıyor. Futbolcu sayısı çok. Yani Zaha ve Livakovic'le limitli değil dünya futbolunda kaleci ve e, açık yani. oyuncusu, kanat oyuncusu. O yüzden bu isimler olursa ne ala bonservis, bonservis konusunda Zaha bonservissiz servissiz için de o yaşta 10 milyon euro civarında alınması gayet iyi bir iş gibi görülüyor. Ancak olmazsa da başka oyunculara gidilecek. Ben fren yapmayı tamamen tamam biz kadroyu kurduk şimdi bitiriyoruz olarak görmüyorum. Her zaman söylüyorum Türkiye'de kadrolar Eylül ayında tamamlanıyor. Biz transfer dönemini o yüzden Avrupa'dan geç kapatıyoruz. Çünkü bizim takımlarımız nihayetinde bir noktada o olmayacak şeyi, fırsatı kovalamaya başlıyorlar. En önemli örnek en sezon en son sezondan Icardi'dir. Son gün geldi ve bence şampiyonlukta çok yani büyük mi? payı vardır herhalde benim söylemem ee, çok abes kaçmaz diye düşünüyorum. Yine bir önceki transferdeki Gezal. Gezal evet son saniyede. Son işte. gün son anda ile. Evet lisans yetişiyordu. <laughs> son gün transferi. O yani yüzden bakarsak. bu tür transferlerde Doğru. ben Fenerbahçe taraftarının geçmişteki sezondaki, geçmiş sezonlardaki eee Transfer kıyaslamalarını anlıyorum. E, yapılan transferlerdeki heveslenmeyi de anlıyorum. Ama bir noktada e, hepsini Temmuz ayına yetiştirmeniz çok mümkün değil bu ülke şartlarında. Başka ülke şartlarında farklı konuşabiliriz. O yüzden Ağustos ayında da muhtemelen, Eylül ayının başında da bitene kadar muhtemelen Fenerbahçe'de transfer olacak. Frene basma, yavaşlama olarak görüyorum. Durma olarak görmüyorum. Peki bu arada e, Trabzonspor'da bir sıcak gelişme var. Borussia Dortmund'dan Güven Gök'ten Gürpüz. 20 yaşındaki futbolcu orta saha 10 numara mevkiinde oynuyor. Borussia Dortmund'un ikinci takımında, B takımında görev yapıyor. Orta sahanın sol tarafında, merkez orta sahada ve 10 numarada görev yapabilen bir isim. Gurbetçi futbolcu sevgili seyirciler. Daha önce Schalke 04 altyapısı var. Oradan Borussia Dortmund'a transfer oluyor altyapıda. U16, U17, U19 takımlarında forma giyiyor ve şimdi... Artık Trabzonspor'un futbolcusu oldu. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Tabi artık hani bu kadar e, yıldız isimler paralar falan harcanırken e, böyle yetenekleri de bulup getirmek de önemli değil mi artık kulüplerimiz için? Hemen ben Dortmund altyapısından yetişip de ülkemizde oynamış Koray Günter vardı mesela. Galatasaray'da olmadan İtalya'da hala kariyerine evet. devam ediyor. Transfer de yaptı zaten İtalya içinde. Yasin Öztekin yine benim bildiğim Dortmund altyapısıydı. Nuri Şahin. Ee, Nuri Şahin, Şalk yani önemli e, bu takımların altyapısında e, barınabilmek, bir seviyeye gelmek. Trabzonspor'un zaten rol model olarak da ben e, doğru çözümü doymuş oyuncular değil, daha aç oyuncular. Altyapı nüvesi, evet 2022'de şampiyonluk geldi ama o takımın da temellerini. 2019'da o gençler işte Abdülkadir, Yusuf o takımın ana parçası oldu, Uğurcan. Bu zamandan 4-5 yaş daha genç sonuçta o dönemde. Yine gençlere bir önemli biraz da elisa dokunuşları da gördük burada. Onun aynı dili konuştuğu isimler ki en flash transfer Orsic diyebiliriz bu anlamda. Bir forvet yani Maxi Gomez'i de ben itiraz etmiyorum iyi bir forvet ama Bielisa'nın sistemine ne kadar uyacak? Geçen sene çok efektif kullanamadı Maxi Gomez çok Doğru. kenarlara kaçmak zorunda kaldı. Yoksa yedek kulübenizde Umut Bozok var bir önceki senenin Hı -hı. gol kralı artık hani evet bu tarz takviyeler önemli gençlik ama forvet tercihinde bir o kadar önemli görüyorum. Petkovic deniliyor. Yani onun da bir insan sistemine tam uyduğu söyleniyor. Bakalım onu ben merak ediyorum. Evet. Hani bu tarz oyuncuları Bursa Spor'dan da birkaç oyuncu, gelecek vadeden oyuncu transfer etmişti. Enis Destan'ı transfer etmişti Altınordu'dan. Bu oyuncuları transfer etmek güzel ama süre de vermek lazım. Ben dün Beşiktaş için aynı şeyi söyledim. Altyapıdan yetişen Semih için. Umarım süre bulur çünkü oyuncunun kumaşı, burada Burak Hoca da net bir şekilde söylemişti, oyuncunun kumaşı ben oynayacağım dedirtiyor. Tabii ki zor, Forvet hattındaki rotasyon biraz hı hı. geniş, o konuda biraz da zorlanacağı isimler, kaliteli isimler olduğu için. Ama bu oyunculara biraz alan açmak lazım. Fenerbahçe'de Emir mesela stopere oyuncu alındı ama ya oynar, rotasyonda olması gerekir. Bora oynayabilir, bence rotasyonda olabilecek yeteneğe sahip. Yusuf hı hı. aynı şekilde. Evet şimdi devam edeceğiz sevgili seyirciler. Ee, ama az önce gelen o sıcak açıklamaları Ali Koç'un gündeme düşen manşet olan açıklamalarını bir kez daha ekrana getirelim. Reklamların ardından Galatasaray'a geçeceğiz. Bakan bu, Icardi, Kerem Demirbay son durum ne? Hepsini burada bulacaksınız.